severler merhaba. Bu hafta pandeminin ne zaman biteceğini öğreneceğiz. Konuğum virolog doktor Semih Tarin olacak. Aşılar etkisiz mi? Tedavisinde durum ne? Gelecekte bizi neler bekliyor? Merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. Aşılarda son durum ne? Şanslıyız çünkü ellerimizde etkin olan ve etkili olan aşılar var. Hem de sadece bir tane değil, pek çok var. Ve hatırlatayım merkeze her virüsün aşısı bulunmuyor, her salgının aşısı bulunmuyor. Çünkü her virüsün biyolojisi ve konak canlıyla ilişkisi farklı. Şimdi en yeni ve en heyecanlı beklediğimiz yeni acil kullanım onaylarında Novavax şirketinin bir rekombinant protein aşısı var. Ee, rekombinant protein aşısı şu demek, siz laboratuvar doku kültüründe rekombinant proteinleri üretiyorsunuz. Ee, bunlar bazen virüse benzer parçacıklar oluşturuyor, bazen oluşturmuyorlar. Fakat aşının içinde acıvanlarla beraber bu proteinleri ve özellikle bu durumda SARS-CoV-2'nin spike proteinlerini e, direkt veriyorsunuz aşı olarak. Hatırlarsanız e, mRNA aşılarında farklı mRNA aşılarında RNA molekülleri veriliyor. Sizin hücreniz o proteini yapmak zorunda kalıyor. Biz bugüne kadar inaktif virüs aşılarını gördük. mRNA aşılarını gördük. Viral vektör aşılarını gördük. Ve en başından beri bir dördüncü kategori olan rekombinant protein aşılarını bekliyorduk. Nihayet acil kullanım onayı için başvurduğu Novavax şirketi. Bekliyoruz. Turkovax'la ilgili yorumumuz ne? Türkovak Sinovac'a çok benziyor. inaktif virüs aşısı. Sinovac kimyasallarla virüsü inaktive ediyor. Türkovak ise en son baktığımda eğer değişmemişse radyasyonla inaktif hale getiriyor virüsü. ve o şekilde yani hani performans olarak Sinovac'tan farklı bir performans göstereceğini tahmin etmiyoruz. Ama tabii dileğimiz başarılı olması her zaman. DNA aşılarıyla ilgili hani bu mutasyonlar oldukça bu aşıların etki mekanizması üzerine konuşuluyor. Ee, bunların mRNA aşıları mutasyon oldukça etkilerini kaybediyorlar mı? Bunlar da son durum ne? Bir aşının etkin olması demek Vaka sayılarını azaltabiliyor mu? Veyahut da ciddi hastalığı azaltabiliyor mu? Ve şu an mRNA aşılarıyla mesela bütün varyantlara karşı hala etkili olduğunu biliyoruz. Omikron'a karşı mesela 3 doz tavsiye ediliyor. Neden? Çünkü nötralize antikor etkisi 3 doz ile çok daha yüksek e, ve ama yine de e, bu mRNA aşıları e, ilk türe göre yapılsa da omikrona karşı da gayet etkili. Yeter ki 3 e, doz yapılsın. E, bu tabi antikor seviyesi bunun dışında hücresel bağışıklık da var ve hücresel bağışıklık da 2 dozla bile omikrona karşı etkili ama biz ikisini istiyoruz. Yani hem antikor hem hücresel bağışıklığı istiyoruz. Bu yüzden 3 dozla e, omikrona karşı mücadele edebiliyoruz. Aşı karşıtlarının söylediği bir şey var. Hani madem aşı oluyoruz, neden maske takıyoruz? Neden hijyen e, kurallarına uymak zorundayız? Neden mesafeli olmalıyız? İşte bu aşıları olanlar da hastalanıyor. Aşı olmayanlar e, dan niye korkuyor o zaman aşı olanlar diye söylüyorlar. Buna cevap ne diyebilirsiniz? Hiçbir aşı %100 etkili değil. Elimizdeki en etkili aşı bile mesela kızamık aşısı bile %95-%98 etkili. Ee, böyle olduğu için biz pandemide elimizde mucize bir silah varsayımında bulunmuyoruz hiçbir zaman. Başından beri de bulunmadık zaten. Aşılar mucize bir silah değil elimizde. Ee, bunu şöyle bir benzetme yapabilirim. Ee, trafik kazalarını azaltmak için sadece emniyet yet kemeri yeterli değil. Trafik kurallarına uymak, alkolsüz sürücü olması, hava hava durumunun iyi olması vesaire vesaire. Yani buna benzer bir durum. Ee, eğer ki biz sadece emniyet kemeri yeterli olsa deseydik tabii ki bu mantıksız olurdu. Sadece aşılarla bu işin içinden çık çıkar mıyız? Ee, tabii ki de bir gün çıkabiliriz ama o daha da uzayacak. Maskeler enfeksiyon yayılımını azalttığı için maskelere devam etmek en mantıklısı. Bir de artık biraz bu toplumsal bir saygı olayına da geldi. Mesela ben aşılı olduğum halde, 3 doz olduğum halde başka insanların arasında her zaman maskeliyim. Neden? Hem bir semptomsuz olarak enfeksiyon kapmış olabilirim ve onları korumak için ikincisi de saygıdan dolayı. İlaç tedavisinde son durum ne? Evet bu salgında da başından beri etkili bir ilaç bekliyoruz tabii. İlaçların geliştirilmesinde iki yol izleniyor bir salgında. Benzer başka bir virüste kullanılan ilaçlar mesela bu virüste etkili olabilir mi diye deneniyorlar. Bunlar genellikle başka enfeksiyonlar için onay almış ilaçlar oluyor. Örnek Remdesivir. Remdesivir ilacı Ebola virüsü için onay almıştı. Ee, ve onun dışında da yeni geliştirilen kimyasallar ve ilaçlar. Mesela monlupiravir ve pakslovid gibi. Şimdi e, remdesivir onay aldı. Remdesivir kullanılıyor, onay aldı derken acilik kullanım onayından bahsediyorum. Remdesivir kullanılıyor ve remdesivir bir ilaç ama damar yoluyla serum gibi alınan bir ilaç. Yani hap değil. Böyle olduğu için genellikle hastane ortamında veya sağlık ocağı ortamında verilen bir ilaç. Ve remdesivirin hastanelik olma riskini azalttığını biliyoruz. Ve hastane hastanelik vakalarda da hastanelik olma süresini, Azalttığını biliyoruz. O iyi. Monopiravir ve Paxlovid'e gelince, bunlar hap. Bunlar da antiviraller. Bunlarda da belli bir seviyede etkinlik var ama bir aşırın etkinliği kadar çok değil. Yani henüz elimizde tek bir hap alıp kurtulacağımız mucize bir ilaç henüz yok. Ama hekimlerin en azından hastanın durumuna göre kontrol altına alabilmesi için. Şu an seçenekleri var. Bunlar tabii antiviraller. Bir de diğer bir ilaç sınıfı var. O da hastanın bağışıklığını kontrol altına alan ilaçlar. Ee, neden bağışıklığı kontrol altına almak istiyoruz? Çünkü Covid-19'da ciddi hasar virüsten değil bizim bağışıklık sistemimizin virüse saldırmasının sonucu oluşuyor. Ve o saldırı sonucu bizim bağışıklık sistemimiz e, sağlıklı dokuları da yok edebiliyor. Akciğer hasarı bu yüzden e, ve bunu yavaşlatacak e, bazı ilaçlar da kullanılıyor mesela. E, bunlar da ölüm riskini azaltıyor. Örnek: Dexametazon e, veya da Tositizumab isimli ilaçlar. Ne zaman bitecek pandemi ve bu mutasyonların bir sonu yok mu? Pandeminin bitmesi kavramını açmamız lazım. Pandeminin bitmesi e, yaşadığınız ülkeye göre o tarif değişebilir. Örneğin Danimarka mesela açıkladı Şubat ayında şimdi tamamen bütün önlemleri kaldırıyorlar. Yani Danimarka'da sözde pandemi bitiyor öyle değil mi? Ama bakın pandemi sokakta değil sadece pandemi hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde pandemi COVID ile mücadele eden sağlık uzmanlarının her gün yaşadıkları bir mücadele. O yüzden onu da unutmamak lazım. Yani bizim maskeleri atmamız, işte eski hayatımıza dönmemiz tamam. O zaten pek çok ülkede başladı bile. Mesela Danimarka'da başlıyor yakında. Ama hastanelerde COVID-19 vakaları devam ediyor mu? Her gün bir sürü sağlık çalışanı yoğun bakımda vesaire e, cebelleşiyor mu? Evet, onlar maalesef hala bir süre devam edecek. E, bu virüs bizimle daimi olarak kalacak. Bakın bu kimseyi korkutmasın, bu çok normal. E, bugüne kadar 7 tane koronavirüs salgını oldu. Ve bunlardan dört tanesi pandemik olarak aramızda daimi olarak kaldı. Bu da beşincisi olacak. Yani aramızda kalan beşinci koronavirüsü. Bu çok normal ve her sene biz COVID-19 vakalarını duyacağız. Önemli olan bu vaka sayılarının hastanelik vakaya dönüşme riskinin azalması. Yani yoğun bakım ünitelerinin dolup taşmaması. Çünkü kanser hastaları, kalp hastaları yoğun bakım yatağı bulamıyorlar. Ve beklerken ölüyorlar ki bunlar da Covid-19'un ikinci ölümleri yani dolaylı ölümleri. İşte bunların hepsinin yok olması e, uzun sürecek ve yaşadığınız yere göre uzun sürecek. Örneğin e, Cebelitarık bölgesinde Gibraltar e, mesela orada aşılama oranı %90'ların üzerinde ve son bir senedir yaşanan ölümler çok düşük. O yüzden aşılama oranlarının iyi olması gerekiyor ve toplumsal olarak virüsün yayılımını azaltmamız gerekiyor. Bunlar olduğu müddetçe yaşadığımız yerde o pandemi dediğimiz hayat bir şekilde bitmiş olacak zaten. Yolculuğunuz nasıl bu alanda oldu? Ben e, çocukluğumda iki tane önemli olay yaşadım. E, bir tanesi... E, Covid-19'da bugün yaşıyoruz, Covid-19 pandemisine tanık olduk. Ben çocukluğumda, ben 76 doğumluyum, AIDS pandemisine tanık oldum. AIDS pandemisi işte 80'li yıllarda başladı. Ve o zaman sosyal medya yoktu ama televizyon manşetleri, gazete manşetleri, o benim epey ilgimi çekti. Bir de arkasından... Ben e, sinema meraklısıyım ve e, sinema tarihinden iki tane film beni çok etkiledi. Bir tanesi e, yabancı film olan Stephen King uyarlaması Cujo. Cujo kuduz bir köpek hakkında. Türkiye'den de e, kuduz çocuklar çiçektir diye bir Türkiye'den bir film. Başrole Tarık Akan'la Necla Nazır. Orada da bir köydeki Kuduz salgını ile ilgili. Ben özellikle böyle bu tür filmlere merakım olduğu için o filmler beni bayağı etkiledi. Ve ben çocukken biz mahalledeki çocuklar aşı olmamız gerekti. Kuduz aşısı. Oynadığımız bir kedi ölmüş ve Kuduz'dan ölmüş. Ve bütün mahalleli o zamanki İzmir Devlet Kuduz Hastanesi'ne gittik. Ve bayağı korkunç bir deneyimdi aslında. Çünkü oraya işte fare ısırmış, sıçan ısırmış, köpek ısırmış, kedi ısırmış vesaire gelen insanlar, çoluk çocuk, işte büyük yetişkin hepsi kuduz aşısı olmaya gelmişler. Böyle bir şey yaşadım. Belki de bu yüzden olacak. Virüslere özellikle merakım var ama virüslere merakım hastalık yaratmalarından değil daha çok Hayatı sağlamalarından çünkü virüslerin çoğu hastalığa sebep olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle pandeminin son du durumuyla ilgili bilgiler öğrenmiş olduk. Başka gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.